Orada İzmir İktisat Kongresi'nden çok önemli bir çıktı var. O çıktı da Ekonomik bağımsızlık esas. ekonomik bağımsızlık. Yani siz eğer sadece topraklarınızı kazanmış bir devlet kurmuş olmakla bağımsızlığınızı kazanmış olmuyorsunuz diyor Mustafa Olmuyorsunuz. Kemal Atatürk. Evet, biz bir ülke kurduk yeniden. Küllerinden bir ülke, bir devlet yarattık. Ama bu devletin gelişip büyümesi ve bağımsızlığını sürdürebilmesinin temel koşulu ekonomik bağımsızlıktır diyor. O ekonomik bağımsızlığın en önemli araçlarından ve en önemli enstrümanlarından, en önemli araçlarından biri tarım. Bunu görüyor. O yüzden tarımda sanayileşmeye gidiyor. O yüzden tarımda hızlı bir gelişme ve büyüme sağlanıyor ve bu o büyüme, o çaba, o mücadele işte 70'li yıllarda biliyorsunuz birçok şey yaşandı. Birçok olaylar yaşandı bu topraklarda. 80'li yıllarda yaşandı. Ama çiftçi yine üretiyordu. O zor koşullarda bile devlet, tekrar söylüyorum, devlet, çünkü hangi hükümet gelirse gelsin, devlet çiftçisinin yanındaydı, çiftçisiyle beraberdi. Bunları özellikle söylememdeki amaç şu: hem gençlerimiz, bizi dinleyen yurttaşlarımız, çiftçilerimiz ve bu ülkenin aydınları, bilim insanları, söylediniz o ziraat okullarındaki o muhteşem başarılar, o muhteşem işler, bunların hepsini görmek lazım. Bu dostlarımız şunu görmeli: neden 1980 en büyük kırılma yılı olduğunu, niçin söylüyoruzu üzerine basa basa bunları anlatıyoruz. 1980 darbesinin ve sonrasının en önemli sonuçlarından biri Türkiye'de ekonomik sistem değişmiştir, sizin de söylediğiniz gibi. Türkiye karma ekonomik sistem ama tarımda tamamen aşağı yukarı devletçi, kamucu olan sistem artık 80'den sonra Özelleştirildi. ne yazık ki devlet sistemden çıkarak çiftçiyi kuralsızlığın, serbest piyasa düzeninin, küresel sermayenin, şirketlerin, kısaca emperyalizmin yaşam biçimine uydurmaya, çiftçiyi onlara sahipsiz bir şekilde terk etmeye başlamıştır. Peki bunu nasıl yapmıştır? Bakalım. Evet. 80 ihtilali 24 Ocak kararları vardır. 1980 24 Ocak kararları. Evet. O 24 Ocak kararları hayata geçememiştir. Niçin? Çünkü toplum güçlüydü. Toplum örgütlüydü. Polis de örgütlüydü, öğretmen de örgütlüydü, üniversite hocaları da örgütlüydü, sendikalar örgütlüydü. Bakın o gün 40-43 milyon, 44 milyon insan var. Bugün 87 milyon insan var sığınmacılarla beraber. O gün örgütlü olan insan sayısı bugünkünden çok daha fazla. Evet. Çok Bilinçliydi o daha fazla. insanların hepsi. Bakın nüfus tam iki kat artmış. 43-44 milyon nerede? 87-88 milyon nerede? O günkü örgütlü toplum bugün yok. O yüzden bir devleti kıymetli kılan, güçlü kılan temel ögelerden bir tanesi ya devletin kendisi kurumlarıyla, kurallarıyla güçlüdür. Silahlı kuvvetleriyle, bürokrasisiyle, kurumlarıyla çok güçlüdür. Ya da toplumu çok güçlüdür. O toplum devletini büyütür. Evet. O dönemde devlet de güçlüydü, toplum da güçlüydü. Ama bu iki gücü yan yana götürmek istemedi emperyalizm. Emperyalizm, neoliberal politikalar bu ülkeyi, bu ülkenin ganimetlerini yemek istiyor. O 1915'te, 18'de, 19'da, 20'de, 21'de Yapamadıklarını. silahla alamadığı, silahla işgal edemediği bu ülkeyi artık silahla işgal edemeyeceğini biliyordu. O yüzden ekonomik bir dönüşüme ihtiyaç vardı. Ve o 24 Ocak kararları hayata geçsin diye bu ülkede kardeş kardeşi vurdurup bugün bu ülkenin bu hale gelmesinin sorumlusu emperyalizmin dayattığı, yerli işbirlikleriyle beraber dayattığı 24 Ocak kararları hayata geçsin diye 1980-12 Eylül darbesi yapıldı.